1915 isteyen tehcir diyebilir, katliamdır tabii ki. Bu ekonomik kırımın bir başka boyutudur. Büyük bir yağma girdiktir. Alman kapitalizminin bu bölgeye yerleşme sürecinin kanlı ucudur. Emperyalizmin bu bölgeye yerleşirken araç olarak yerli halkları kullanan büyük bir kırım uygulamasıdır. Buralara dikkat etmek lazım. Alman Yahudi finans kapitali Ermeni burjuvazisini, Rum burjuvazisini ve dolayısıyla onlarla birlikte Ermeni ve Rum halklarını Anadolu'da ezdi. Yok etti. Başka türlü çünkü Anadolu yayılmasını tamamlama ihtimali ufukta görünmüyordu. Dünyada büyük güç olacaksanız mecbursunuz ham maddeleri kontrol etmeye. Yani ham madde varlığını kontrol etmeden diğer rakiplerinizi tasfiye edemezsiniz. Kontrol altında tutamazsınız. Dünyada önemli bir güç haline gelemezsiniz. Sizin ihtiyacınız olmasa bile muhtemel, potansiyel maden yataklarını, maden merkezlerini dahi kontrol altında tutacaksınız. Çünkü maden aynı zamanda enerjidir. Metafiziği vardır. Politik enerjidir. Madenin olduğu yerde çatışma mutlaktır. Orada çatışmayı tohumlarlar. Özellikle açığa çıkan politik enerji servetin ta kendisidir. Onun üzerinden çünkü istediğiniz taşları yerinden oynatabilirsiniz. Siz o bölgede bir müddet büyük kanlı kapışmalar yaratırken dışarıya kan elmasları akar, kan kromları akar. Anadolu kanlı topraklarıdır. Kanlı krom, kanlı bakır. Ermenilere yapılan, Türklerin başına gelen, Kürtlerin başına gelen, Birinci Dünya Savaşı'nda Alman yayılmacılığı, o meşhur hat, yani Berlin-Bağdat hattı demin sözünü ettiğimiz, bunun getirdiği 1,5 milyondan fazla insanın cephelerde, başka yerlerde heder olması, yok olup gitmesi, bunları hep bu bütünlük içerisinde değerlendirmek gerekiyor. Oradaki insanlara bunu yaptıran gücü, ilişkileri, egemenlik sistemini, dünya kapitalizmini, dünya kapitalizminin bu bölgeye giriş kanallarını, bu bölgede kendi mütegallibe sistemini yaratmasını, askeri sistemini, o askeri sistem içerisinde en iyi Batı okullarında yetişmiş olan Jön Türk milliyetçilerinin Selanik müfekası olarak anılmasını, onların aynı zamanda Yahudi Siyonist bir tertiple birlikte anılmalarını, daha o dönemde bu noktada uyarılar yapılmış olmasını, bunların Mason hocalarına yerleşik bir teşkilat olmasını, İttihat Terakki'nin Mason hocalarında doğmuş bir teşkilat olmasını, çok açık bir biçimde Selanik müfekasının, Selanik arkadaşlarının, Selanik refiklerinin gelip bu bölgeyi bir yerleşme alanı olarak seçmelerini, burayı Makedonyalaştırmalarını, bu çetenin buraya musallat olmasını ve bu çerçeve içerisinde Alman emperyalizminin stratejileriyle uyumlu bir biçimde Ermeni ahalinin yollarından çekilecek tarzda bunlara bir muamele uygulanmasını, en önemlisi de bu insanların komşularına, yıllarca beraber yaşadıkları insanlara bunun yapar duruma düşürülmesi. Bunun adını koyalım. Bu oradaki Türkler ve Kürtler açısından kültür kırımıdır. Bize de çok açık Alman emperyalistlerinin yönlendirmesi, yönetimi, teknik desteği, bu konudaki planlaması, ki teşkilat-ı mahsusa içerisinde Alman uzmanlar vardır. Amerika'nın ve İngiltere'nin açıkçası bu konuda söz birliği etmişçesine Ermenilerin bu bölgeden arındırılması konusundaki suskunluk kararı ve bu çerçeve içerisinde o bölgedeki insanların, yani bizlerin de bir kültür kırıma uğraması. Çünkü Ermeniler beraberlerinde bizim potansiyelimizin, insanlığımızın, metalurji yeteneğimizin, zanaatkarlığımızın, belleğimizin, çiftçiliğimizin hepsini beraberlerinde alıp götürdüler. Ve Marx'ın dediği gibi ilkel, ilksel birikim diye bir kavram yoktur. Talan, yağma, soykırım kapitalizmin olmazsa olmaz özellikleridir. Şimdi adına yanlış bir biçimde küreselleşme denilen bu dönemeçte de örneklerini bunun bolca görüyoruz. Çok fazla örneklendirmeye peki, burada gerek yok. Şey oldu peki, sen Suat açıkça Ermeni'nin soruna soykırım diyebiliyor musun? Ermeniler Almanya'nın planlaması, Almanya'nın teknik yönlendirmesi, her noktada stratejiyi çizmesi, Alman erkanı harbiyesinin başında bulunan ve daha sonra Alman ordusunu Churchill'in tabiriyle örgütleyen, Hitler'e orduyu armağan eden von Seck, Alman buradaki genelkurmayın önemli ismidir,
belgeleri, yani Türk Erkan-ı Harbiye belgelerini beraberinde götür. Bu zaten Almanya'nın suç itirafıdır. Yıllar sonra o belgelerin küçük bir bölümünü bize alabilir. Almanya bu işin içerisindedir, orta yerindedir. Şu var, Alman kapitalizmi büyük bir iktisadi yağma savaşın çerçevesinde Ermenilerin bu bölgede katledilmesi için her türlü desteği vermiştir. Hatta buna İttihat Terakki iteklemiştir. İttihat Terakki Komitesi'nin önde gelenleri, yani Selanik müfekası, özellikle de İbranilik Selanik'ten kovulduktan sonra kendine yeni bir alan aramıştır. O bulduğu alanı Türkçülük ideolojisinde bulmuştur. Oraya gelmiştir, yığınak yapmıştır, yerleşmiştir. Anadolu'da tek bir halk veya etnik topluluk üzerinden ileri sürülecek herhangi bir ideolojinin kırıma yol açacağı zaten bilinen bir gerçekliktir. Burası artık yeni Makedonya haline getirilmiştir. Yani olayın bu çerçevesi var. İkincisi de tabii emperyalistler Ermenileri kışkırtmışlar, tabir yanlıştır. Çünkü Ermeniler asker vermişlerdir. Savaşın başında binlerce insan gelmiştir, asker olmuştur. Bu sayılar bellidir. Yani geride kalanlar, kadınlar ve çocuklar da o askerlerin büyük bir bölümü zaten amele taburlarında eritilmiştir. Tasfiye tabii tutulmuştur. Bu konuda ben rakam üzerinden tartışmıyorum. Bir Ermeni öldürüyorum. Tek bir Ermeni öldürüyorum. Tek bir Ermeni öldürüldüğünü söylüyorum. Zaten ne, şu rakamlar... Almanya savaşı kazanmış olsaydı burası Almanya'nın ham madde deposu olacaktı ve yani Ermenilerin tarihten silinmesi daha belki de sert yöntemlerle gerçekleştirilecekti. Bu iş 1915'te değil de savaşın sonrasına bırakılmış olsaydı, o zaman Almanlar bütün teknikleriyle, bütün teknolojileriyle, bütün imha politikalarıyla bölgeye yüklenecekleri için daha başka. Tarih spekülasyonu kandırmaz ama tablo ortada ve şu var, bu kapitalizmin, bu kapitalist sistemin dünyanın başka yerlerinde yaptığı gibi uyguladığı bir soykırımdır. Kapitalizmin soykırımıdır. Bunu Türkler yaptı, bunu Kürtler yaptı. Türkler ve Kürtler burada zaten kültür kırıma uğratılmışlardır, mahvedilmişlerdir. Bir insanın komşusunun bir kilo bulgurun peşine düşmesi, elinde tonla bulgur varken o insanın insanlığının öldüğü nokta. O Ermeniye zarar vermemen meselesi değil. Ayrıca o bölgede Ermenilerle iç içe olan, Ermenileri saklayan, gizleyen, himaye eden insanlar da olur. O ayrı bir konu. Onun detayına girmiyorum. Burada Türklerin veya Kürtlerin sırtına halk olarak yüklenecek, halk olarak yüklenecek bir soykırım değerlendirmesini asla kabul etmem. Çünkü soykırım modern bir devletin her türlü tekniğini, imkanını, düzeneğini kullanarak oluşturduğu bir mekanizmadır ve bir yağma savaşıdır, bir birikimdir. Morgenthau, Amerikan elçisi. Ne yazdıktır? Talat Paşa ile aynı Mason hocasına mensup. İkisi de aynı biraderlik kültünden geliyordu. Çok merak ederim birbirlerine ne konuşuyorlar. Öyle bir tarih ki bir tarafında Deutsche Bank, bir tarafında Krupp, bir tarafında Mason hocalar, bir tarafında Morgenthau ile iddiatçı Talat Paşa'yı bir araya getiren bir biraderler ilişkisi. Bir tarafta Selanik Sabatayzı'nın, bir tarafta Baron Hirsch, Edmund Rothschild'lerin temsil ettiği dünya Yahudi finans kapitali, bir tarafta bakır spekülasyonu, diğer tarafta Berlin-Bağdat demir yolu hattı ve o Berlin-Bağdat demir yolu hattı üzerinde inceleyin o hattı, öbek öbek Ermeni toplumu. Üstelik de kıvıl kıvıl Amerikan misyonerlerinin saldırısına maruz kalmış. Saldırı diyorum, onlar zaten öyle derler, fethedildi derler. Harput'ta kolejler, binlerce öğrenci, Ermeniler arasında sınıflaşma, Ermeniler arasında sınıflaşmayı teşvik. Harput'ta Kolombiya Üniversitesi mezunu, Yale Üniversitesi mezunu Ermeniler. Yüz binlerce Ermeni çok kısa bir sürede ve topluca Anadolu dışına çıkarıldı. Almanlarca onaylandığı anlaşılan bu geniş çaplı ve sistemli sürgünü planlarlar ve yürütürler. İttihat ve Terakki Genel Merkezi'nde Doktor Bahattin Şakir ve Doktor Nazım bu sürgün politikasının şampiyonluğu yaparlar. İkisi de Selanik bölgesi. İbrahim. Yazan kim? Doğan Avcıoğlu. Kemalizmin en önemli isimlerinden. Herkes biliyor ki bu çok önemli. Şimdi bu size okuyacağım bölüm Eğitiyen Gazete 19-7-1911 bir Mısır gazetesi. Herkes
herkes biliyor ki Selanik Komitesi Mason desteği altında Türkiye'nin Yahudileri ve sahte Yahudileri olan dönmelerin yardımıyla kurulmuştur. Bunların merkezi Selanik'ti ve örgütleri Abdülhamit zamanında bile bir Masonluk şekli almıştı. Emanuel Karasu, Salem, Sason, Faraci, Mastiyah, Cavit ve Balcı ailesi gibi dönmeler komitenin organizasyonunda Selanik merkezinde çok etkili rol oynadılar. Bunlar Avrupa'da, Türkiye'de ve Balkanlar'da her hükümet tarafından biliniyor. Ve komitenin bu kanlı olaylarından Yahudi ve dönmelere sorumlu tutma yolunda gittikçe artan bir eğilim var. Şu anda sorumluluğun derecesini paylaştırmak mümkün değil. Şurası tartışılmaz ki. Komite hareketi için gerekli beyni Yahudiler sağladı. Yani İttihat Terakki. Ve aynı derecede kesindir ki Ermeni, Bulgar, Arnavut hesabını yüklenecekler. İngiliz ve diğer ülkelerin aydın ve insancıl Yahudileri herhalde durumu bilmiyorlar. Eğer bir açıklama yaparlarsa diplomasinin önleyemediğini başarılıyor. Bu kadar net. Tarih 1911, daha ortada 1915 yok. Ve Ermenilerin üzerine gidileceği de söyleniyor. Bu bir İbrani savaşı. Bu bir Makedonya, Selanik fekasının Anadolu'yu Makedonyalaştırması çabası. Bu krom politiktir. Bu Almanya'nın o bölgeyi ham madde deposu haline getirme, Krupp İmparatorluğu'nun, Deutsche Bank'ın, Siemens'in, Tyson'ın, diğer büyük Alman şirketlerinin, hepsi birbiriyle iç içedir, orayı bir Alman iktisadi kolonisi haline getirme stratejisinin, Alman devleti tarafından da desteklenen bu stratejinin uç noktasıdır. Bir iktisadi savaştır. Tabii o dönemde bu tip kavramlar çok fazla tartışılmıyor. Adını koyalım. Bu bir iktisadi katliamdır. İktisadi yok etmedir. Ve burada en büyük payı alan Almanya'dır. Almanya ile Amerika arasında uzatılmış bir savaş yaşandı. 1914'te başlayan savaş 1945'te nihayet erdi. Britanya'nın güç kaybetmesi, Britanya'nın artık birinci sınıf bir imparatorluk gücü, üzerinde güneş batmayan dev bir imparatorluk gücü olmaktan çıkması, sterlinin dünya parası olarak konumunun sarsılmasıyla birlikte yerini iki önemli güçten, yükselen güçten biri alacaktı. Ya Almanya olacaktı, ya Amerika. Amerika çok büyük kaynaklara sahipti. Amerika oldu ve Amerika Anadolu'yu boş bırakmadı. Amerika Anadolu'nun içerisindeydi. Amerika, kromun, Amerika bakırın, Amerika İmparatorluklar Darphanesi'nin orta yerine kurulmuştu. Amerika'nın binlerce öğrencisi vardı Harvard'da. O bölgede, uç noktalara, köylere kadar girdiler. Dersinde Amerika teşkilat kurdu. İlk Alevi araştırmalarını Amerika 1850'lerde yaptı. Alevilik sorunun başlığını koyanlar ilk Amerikan misyonerlerdi. Merkezlerine yazdıkları yazılarda. Dersin üzerinden protestanlaştırma çalışmaları yapmışlar. Hatta orada protestanlaştırdıkları Alevilerden söz edilir, din değiştiren. Burada Türkler ve Kürtlere çok kolaydır yüklenmek. Ama bu bir anlam ifade etmez, bir yere götürmez. Bu Türklük veya Kürtlük üzerinden değerlendirilecek bir sorun değil. Ermenilik üzerinden de değerlendirilecek bir sorun değil. Bu sorunu doğru konuşmak istiyorsak bizim yaptığımız gibi. Ermenilerde de bu kaynakların fazlaları var. Çıkartacaklar ortaya. Bakır politiği, krom politiği, o bölgede neler oldu, neler bitti. Ellerinde arşivler var, misyonerlerle birlikte yapılanlar, hangi noktalarda öne sürüldükleri, bunların hepsini ortaya koyacaklar. Özellikle Alman arşivler bu konuda açılmalı. Amerikan arşivleri. Bazıları gidip ortalarda Almanya'da Alman vakıflarıyla veya Amerika'da bilmem Amerikalılarla onların o Soroscu sivil toplumcu ağızlarıyla bu meseleleri götüremezler. Kapitalist birikim çerçevesi içerisinde hem yerel anlamıyla milli iktisata oturan milli burjuvazi ve Selanik müfekası çerçevesi içerisinde mesele ele alınmadan hem de Alman emperyalizmi ve diğerlerinin suskunluğuyla birlikte ele alınmadan bu mesele yerli yerine oturmaz. Bizim